Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım, 24 Şubat'ta Türkiye saatine göre öğleden sonra 15.32'de 5 derece Başak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Duygusal, bedensel, zihinsel anlamda farkındalığımızın arttığı, hassasiyetimizin güçlendiği bir dönem, biliyorsunuz Dolunay dönemleri. Güneş ve Ay karşıt açıya geçince hem eril ve dişil enerji arasındaki gerginlik ve karşıtlık biraz daha öne çıkıyor. Bir yandan da kişisel ve toplumsal alanlardaki ilişkilerle de ilgili dinamikler gerginliğini arttırıyor. Şimdi Başak, toprak elementinin değişken niteliklerini taşıyan bir burç. Kendi içerisinde Merkür tarafından da yönetildiği için zihinsel süreçlerimiz, öğrenme, karar verme, günlük hayatımız, her türlü iletişim, eğitim gibi konular, bununla birlikte iş ve ticari faaliyetler, tüm buralarda çok etkili olan bir burçtur Başak Burcu. Düzen, tertip ve üretmekle ilgilidir aslında. Başak, detaylara dikkat eden, mükemmelliyetçi, sorun çözmeye odaklı, bunu yaparken de çok ayrıntılara takılıp kalabilen, parçaları ayırıp bunları bütünleştirmek için inceleyen ve biraz da tabii ki kritik eden bir burç Başak Burcu. Ve buradaki Dolunay doğal olarak yaşamımızdaki, günlük hayatımızdaki, iş hayatımızdaki, eğitim hayatımızdaki veya genel sağlığımızdaki detayları biraz daha görünür hale getirebilir. Ve kusurları, yanlışları, hataları bu dönemde fark etmemiz ve bunları bir şekilde tamamlamamız için, çözmemiz için ya da şifalandırmamız için de bize önemli bilgiler verebilir, yollar gösterebilir. An haritasına baktığımızda Yengeç Burcu yükseliyor. Güneş Balık Burcu'nda, yönetici gezegen Merkür, o da Balık Burcu'nda ve Güneş Satürn'le birleşiyor. Ayın tam karşısında. Bir yandan da Boğa Burcu'ndaki Jüpiter'in bu dolunaya güzel bir üçgen açısı bulunuyor. Su elementinin yoğun olduğu bir dolunay bu. Su ve ardından toprak elementi öne çıkıyor. Duygularımız, hassasiyetimiz, sezgilerimiz güçlenebilir. İlişkilerimizde ve toplumsal alanlarda empati yapma ve bununla birlikte yardımlaşma temaları biraz daha artabilir. Evet, Balık Burcu'nda şu anda Güneş'in, Merkür'ün ve Satürn'ün bulunması aslında bu alanlardaki sorumluluklarımıza da biraz daha fazla dikkat çekiyor. Öncelikle değişken burçlarımız etkilenecek. Birinci derecede Başak ve Balıklar, bununla birlikte İkizler ve Yay burçları en güçlü etkiyi alan burçlarımız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Değişken burçlarda güneşiniz, yükselen burcunuz veya kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? 5 derece ve yakınlarında özellikle gezegenleriniz varsa bu dolunaydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. 0 ile 10 derece arasındaki gezegenler önemli etkiler alabilirler. Dolunay haritanızda hangi evinizdeyse hareketlilik, hızlı gündemler ve tabii ki farkındalıklarınız özellikle o yaşam alanlarında olacaktır. Yani Balık Başak aksı kişisel haritalarınızda hangi evlerinizi yönetiyor? Buraları tekrar bir gözlemlemeniz gerekiyor. Her yıl bir burçta bir yeni ay, bir dolunay var. Başak yeni ayını geçtiğimiz Eylül ayında yaşadık. Eylül ayından bu yana hayatımızda başlamış olan, gündeme gelmiş olan, süre gelen konular Başak dolunayında sonuç verebilir, netleşebilir. Bazı hedeflerimize de ulaşabiliriz. Bunlar tabii ki olumlu da olabilir, bazen olumsuz da olabilir. Sonuçta bir farkındalık ve sonuç alma dönemi ve belki bir yeni bir yol ayrımına gitme dönemindeyiz. Her dolunayda olduğu gibi stres ve gerginliklerin artması mümkün. Başak şifayla da ilgili bir burç. Günlük hayatımızın detayları, sabahtan akşama kadar yaptığımız her türlü iş, faaliyet, mesleki konular, çalışma şartlarımız, beslenmemiz, gıdamız, giyim, kuşam, her türlü sağlığımız, yanımızda yaşayan kişiler, beraber çalıştığımız kişiler, evcil hayvanlarımız, bununla birlikte toplumsal alanlarda iş, hizmet, çalışma sektörü, üretim, tarım, sağlık sektörü, bunlar Başak Burcu ile sembolize edilir ve dolunayla birlikte bu alanlardaki dikkat çekici durumlarla, gelişmelerle karşılaşabiliriz. Güneşin yanında Satürn'ün olması Balık burcunda ve Ay'ın karşısında olması, tabii ki Satürn burada biraz daha hayatın sorumlulukları, iş ve görev konularını öne çıkarıyor. Bununla birlikte kısıtlanmalar, engeller, yoksunluklar, bunun yarattığı psikolojik baskılar, karamsarlıklar, melankolik duygular dolunayla birlikte daha fazla kendini gösterebilir. Yani psikosomatik problemlerin biraz artabileceği bir dönemdeyiz. Hayatımızda yapılması gereken konularda eğer sorumsuz davrandıysak eksiklerimizle, hatalarımızla yüzleşebiliriz. Bu bir sağlık problemini fark etmek de olabilir. Öğrenciysek eğitimle ilgili eksiklerimizi fark etmek olabilir. İş hayatında, mesleki konularda bazı sıkıntıları da gündeme getirebilir. Evet, bitişler olabilir, sonlanmalar olabilir, engeller olabilir ve bunun bizim üzerimizde yarattığı maddi manevi o karamsarlığı, o yoksunluğu hissedebiliriz. Bir yandan da tabii ki bunları yaşayan kişilere karşı empati yapmamız, biraz daha vicdani konuların, sosyal anlamda daha fazla yardımlaşma temalarının gündeme gelmesi, bunları hissetmemiz ve bu alanlarda da yapabileceğimiz sorumlulukları almamız, bireysel ve toplumsal alanlarda bu kendini gösterebilir yine dolunay ve dolunayı takip eden günler içerisinde. Jüpiter'in Boğa burcunda olumlu bir açısı var. Tabii ki Jüpiter Boğa burcunda Başak burcundaki Ay'a, dolunaya çok güzel bir üçgen açı yapıyor. Güneş'le ve Merkür'le de, Satürn'le de olumlu bir açı içerisinde oluyor. Evet, hayatımızda bazı eksikler var, sorunlar var. Şifalanması gereken konular var ama bunları yapacak potansiyel de var. Yani bize yol gösterici durumlar dolunayla birlikte karşımıza çıkabilir. Bir sorunu keşfedebiliriz ama sorunu çözebilecek yolları da bulabiliriz. Yardıma ihtiyacımız olabilir ama yardım da gelebilir. Bununla birlikte yeteneklerimizi değerlendirebileceğimiz, daha üretken, daha verimli olabileceğimiz çözümler bulabiliriz. Özellikle tarım ve üretim ile ilgili konuları da Başak Burcu yönetir. Tabii ki beslenmemiz, gıdamız, her türlü kişisel ihtiyaçlarımız Başak Burcu ile alakalıdır. Burada ihtiyaçlarımızı karşılamak adına özellikle toplumsal alanlarda üretimin, tarımın desteklenmesi, belki burada daha verimli sonuçların olması, eksiklerin fark edilip uzun vadeli yapılandırmaların yapılması ve verimin arttırılması adına daha olumlu bazı girişimlerde bulunulması mümkün. Kişisel hayatlarımızda da belki bir sağlık sorununu çözmek için gerekli bir beslenme programını ve diyete başlayacağız ve uygun tedavi yollarını bulacağız. İhtiyaçlarımızı karşılamak adına bir maddi ihtiyacımız da olabilir. Bunun için gerekli kaynakları bulabiliriz, bazı yapılandırmalar yapabiliriz. Yani borç konularında, borçlanma konularında da aslında bu dolunay bize çözüm yolları getirebilir. Dolunay zaten an haritasında 2. evde yer alıyor, 3. evi de etkiliyor. Holstein sistemine göre. Yani burada her türlü iletişim, bilgi trafiği var ve para konuları, maddi konularda kaynaklarımızı oluşturma, elimizdeki kaynakları değerlendirme, yeteneklerimizi değerlendirme, işe yarar sonuçlar alma, sorunları çözmek için de doğru kişilere ulaşma, bilgileri bulma, gerekli iletişimleri yapma, gerekli burada bazı adımları atma yolunda önemli açılımlar getirebilir bu dolunayın enerjisi. Özellikle değişken burçlarımız tabii ki daha çok etkileniyor ama toprak ve su burçlarımızın güzel etkiler aldığını da söyleyebilirim. Çünkü Jüpiter'den muhteşem bir destek var. Satürn'ün de yine önemli destekleri var. Başta Boğa ve Oğlak burçlarımız, bununla birlikte Yengeç ve Akrep burçlarımız. Bu burçlarda gezegenleri olanlar ve özellikle 5-10 derece aralığındaysa bu gezegenleriniz sizin için çok verimli, çok yardımcı, destekleyici bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Ülkemizin an haritasında 4. evimizde Başak Burcu yönetir. Burası ülkenin güvenliğiyle ilgili, topraklarıyla ilgili, ekonomik kaynaklarıyla ilgili, yerleşim ve barınma alanlarını genel olarak tabii ki ülkedeki ev ve barınma alanlarını da yönetiyor. Halkı etkileyen alanlar, ekonomik durum tabii ki, temel ihtiyaçlar, tüm buralarda bazı ekonomik reformların, önemli kararların alınması, Başak'ın sembolize ettiği çalışan kesim, üreten kesim, işçiler, memurlar, bunların ihtiyaçları, gelirleri, genel itibariyle ekonomik durumlarına destek olabilecek bazı yeni adımların, düzenlemelerin yapılması, yine emekli kesim önemli olabilir. İhtiyaç sahibi kişiler, işte göçmenler, muhtaç kişiler, bunlarla ilgili olabilecek bazı kararlar, düzenlemeler hem toplumsal alanda hem ekonomik anlamda gündemimizde olabilir ve dikkat çekici yine sorun çözmeye yönelik bir şeyleri fark edip eksikleri fark edip bunları çözmeye yönelik verimli girişimlerin olabileceği bir dolunay döngüsündeyiz. Şimdi kişisel doğum haritalarınızda özellikle yükselen burçlarınıza göre dolunay etkilerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Başak Burcu'ndaki dolunay 6. evinizde parlayacak. Günlük hayatınızın detayları, iş ve çalışma koşullarınız, mesleki konular önemli görünüyor. Geçtiğimiz Eylül ayında başlamış bazı konular netleşebilir, sonuç alabilirsiniz. Bu bir eğitimin tamamlanması, işle ilgili bir beklentinizin sonuçlanması olabilir. Yeni bir işe başlayabilirsiniz çünkü para evinizdeki Jüpiter'in bir desteği var. Yani çalışmak, emek harcamak, üretmek ve para kazanmak konusunda bu dolunay sizi destekliyor. İş ve çalışma koşullarınızda yeni düzenlemeler olabilir. Yeteneklerinizi geliştirmek için bazı sorumluluklar alıp bazı eğitimlere başlayabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konular da önemli tabii ki. Sağlık, günlük hayatınızın düzenleri, rutinleriniz, beslenmeniz, sağlıkla ilgili belki bazı tedavi ve şifa çalışmalarınız, arayışlarınız söz konusu olabilir. Bu dolunay bu konulardaki, alanlardaki konuları gündeme taşırken önemli farkındalıklar da verebilir size. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçların 5 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunaydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Başak Burcu'ndaki dolunay sizin için keyifli ve şanslı bir süreci işaret ediyor. Şanslarınız maddi manevi her alanda olabilir. Burcunuzdaki Jüpiter'in temaslı olduğu, Satürn'den de destek aldığınız bir dönemdesiniz. 5. ev şans evinizdeki bir dolunay, ihtiyaç duyduğunuz haberleri, müjdeleri size getirebilir. Parasal kazançlarınızla ilgili önemli açılımlar olabilir. Bununla birlikte çocuklarla ilgili yine keyifli gelişmeler söz konusu olabilir. Çocuk sahibi olmak isteyen boğalar için bu dolunay güzel haberler getirebilir. Çocuklarınız, onların gelişimleri, onlarla ilgili planlamalar, onların eğitimleri ve benzeri konularda da yine gündemlerin hızlanacağı bir dönemdesiniz. Dolunay ve yakınlarında keyifli zamanlar geçirebilir. Eğlenceli günler olabilir, bir seyahat, bir tatil de olabilir. Parasal anlamda yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz, yaratıcılığınızı ortaya koyabileceğiniz şanslar olabilir. Ve tabii ki aşkla ilgili konularda da aşk evinizdeki bu dolunay size güzel haberler getirebilir. Sevgili boğalar, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa 0 ile 10 derece olarak bunu alabilirsiniz. Muhteşem etkiler alabilirsiniz bu dolunaydan. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Başak Burcu'ndaki dolunay 4. evinizde aydınlanıyor ve burada özel yaşamınız, ev, yuva temaları, ailevi konularda önemli gündemler olabilir. Bu dolunay kendi içerisinde hayatımıza düzen kurmamız, sorunlar varsa onları keşfetmemiz ve sorunları çözmemiz için çok destekleyici enerjiler getiriyor. Aile ile ilgili konularınız olabilir. Ebeveynlerinizle ilgilenmeniz gerekebilir. Bazı sorumluluklarınız olabilir. Bununla birlikte belki bir ev konunuz var. Bir taşınma, yerleşme konunuz var. Evlilikle de ilgili olabilir bunlar. Evlenmek, yuva kurmak veya yani evden ayrılmak. Bu da söz konusu tabii ki. Yani genel itibariyle özel hayatınızı bir şekilde düzenleyeceğiniz ve daha çok ev, yuva temalarına, ailevi konulara odaklanabileceğiniz bir dolunaydasınız. İhtiyaç duyduğunuz bazı yardımlar varsa maddi ve manevi, bunları da alabilirsiniz. Sezgileriniz çok güçlü, onları dinlemeye çalışın. İlgilenmeniz gereken kişiler varsa, daha çok bunlar ebeveynlerinizle, ailenizle ilgili olabilir. Onlara zaman ayırıp gerekli destekleri de vermeye çalışın sevgili ikizler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bu dolunaydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Başak burcundaki dolunay 3. evinizi aydınlatacak. Zihninizin hızlandığı, yeni fikirler bulabileceğiniz ya da kararsız kaldığınız bazı konuların netleştiği hızlı bir dönem. Bu dolunay çok sayıda haber getirebilir size. Özellikle yakın çevreniz, kardeşleriniz, akrabalarınız, komşularınız, onlarla ilgili gelişmelerin hızlandığı bir dönemdesiniz. Bu dolunay bir seyahate çıkmanızı sağlayabilir, bir yolculuk gündeme gelebilir. Eğitimle ilgili bir konunuz varsa bir karar verebilirsiniz ya da daha önceden başladığınız bir eğitimi tamamlamanız mümkün görünüyor. İş ve ticari girişimleriniz adına fırsatlara açık olun. Özellikle sosyal çevrenizden, arkadaşlardan, grup çalışmalarından daha fazla destek gelebilir size. Bu dönemde aldığınız eğitimleri bir şekilde ortaya koymanız, yani bir grup eğitimini bitirebilirsiniz veya eğitimle ilgili konularda iş fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bunlar biraz daha yurt dışı konuları, yabancılarla da ilgili olabilir ya da sizin sosyal medya, internet üzerinde yaptığınız bazı işler, girişimler olabilir. Bu alanlarda size fırsatlar getirebilecek ve hayatınızda bazı kararlar verebileceğiniz önemli bir dönemdesiniz. Sizin ya da eşinizin yakınları, akrabaları, onlarla ilgili görüşmeler de, iletişimler de hızlanabilir bu dolunayda ve bazı gündemler meydana gelebilir. Bunlarla bağlantılı olarak da tabii ki bir yolculuk, bir seyahat de gündeme gelebilir sevgili yengeçler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa destekleyici etkiler alıyorsunuz. Değişken burçlarda gezegenleriniz varsa dolunayın tesirleri daha da güçlenebilir. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Başak burcundaki dolunay maddi durumunuzla ilgili hızlı gündemler yaratabilir. Eylül ayında başlamış olan parayla ilgili bazı girişimleriniz ya da iş hayatınızla ilgili konularda belirli bir aşamaya gelebilir. Belki hedeflediğiniz sonuçlara ulaşabilirsiniz. Jüpiter'in 10. evinizden verdiği destek sevgili aslanlar, bu dolunayla birlikte İş hayatınız, mesleki konular ve parasal kazançlarınızla ilgili bazı tamamlanmalar ve hayatınızda düzenler getirebilir. Emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz ya da bir yeteneğinizi değerlendirip para kazanma imkanı da bulabilirsiniz. Kaynaklarınızı belki değerlendirmek için bazı dönüşümleriniz olacak. Yatırımlarınız olabilir, harcamalarınız olabilir. Tabii ki para da harcayabilirsiniz, para da kazanabilirsiniz. Genel olarak bütçenizle ilgili konularda bu dolunay dönüşümler getirebilir. Jüpiter'in pozisyonu kariyer hayatınızı şu dönemde destekliyor. Borçlanma ve kredi konularında, örneğin bir işe yatırım yapacaksınız ya da bir şey satın almak istiyorsunuz. Genel itibariyle bir parasal ihtiyacınızı borçlanarak, kredi alarak giderebileceğiniz gibi size ait kaynakları satarak, kiralayarak da hani burada genel olarak gelir gider dengenizde bazı dönüşümler söz konusu olabilir. Eşinizin kaynakları, eşinizin gelirleri ve bunlarla bağlantılı olarak da hayatınızda işte bir ev almak, bir toprak almak ve benzeri konularda da ya da bir miras konusunda olabilir bu gelişmeler, hisseli paralarla ilgili. Genel olarak içinizdeki, yani içinde bulunduğunuz şartların bir netleşmesi, sizin bazı muhasebeler yapmanız ve bazı çözüm yolları geliştirmeniz bu dolunayla birlikte gündeme gelebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 5 derece ve yakınlarında değişken burçlarda ya da toprak ve su burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa o zaman bu söylediğim etkiler sizin için çok daha etkili olabilir. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, sizin dolunayınız tabii ki hayatınızda hem duygusal hem ruhsal güçlü bir dönemdesiniz. Bu dolunay sizin için yaşamınızda görünür hale gelen, netleşen konular anlamına geliyor. Özellikle Eylül ayında başlamış bazı işleriniz sonuçlanabilir. Hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Jüpiter'in çok güzel bir desteği altındasınız. Satürn'ün açısı ilişkilerle ilgili. Her türlü işbirliği, anlaşmalar, sözleşmeler, yasal konular, ortaklıklar, eşinizle ilgili konularda biraz daha ciddiyet, belki bazı ekstra sorumluluklar getiriyor. Bazı eksikleriniz, hatalarınız varsa ya da sorunlarınız varsa bu dolunay bunları açığa çıkaracak, ama çözüm yolları da var. Yani dolunay hem sizi sorunlarla, eksiklerle yüzleştiriyor, hem de bunları giderebileceğiniz, düzeltebileceğiniz imkanları da sunuyor. Bunu unutmayın sevgili Başaklar. Yaptığınız çalışmalarla görünür hale gelebilir, fark edilebilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili bazı sorumluluklar alabilirsiniz. Evlilik gibi konular ya da işbirlikleri gibi konular. Yurt dışı konuları, uluslararası işleriniz, hukuksal işleriniz, akademik çalışmalarınız, medya işleriniz, sosyal medyadaki aktiviteleriniz, buralarda güçlü destekler alıyorsunuz. Yani bu alanlardaki açılımlarınız daha fazla yardım getirebilir, daha fazla destekleyebilir sizi. Eşinizle birlikte, belki birlikte bazı kararlar da verebilirsiniz hayatınızda. Sevgili Başaklar, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha güçlü ve önemli olabilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Başak burcundaki dolunay 12. evinizde olacak. Bu dolunay biraz daha gizli olan, geri planda olan konuları açığa çıkarıyor aslında. Evet, merak duyduğunuz, öğrenmek istediğiniz bazı gizli işler ortaya çıkabilir. Ya da sırları öğrenebilirsiniz. Beklemediğiniz durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Jüpiter'in güzel bir açısı var bu dolunaya. Satürn'ün karşıtlığı, özellikle iş konularınız, mesleki konularınız, sorumluluklarınız ve genel sağlığınız konusunda biraz daha dikkatli olmanız gerektiğini işaret ediyor. Eğer sağlıkla ilgili ihmal ettiğiniz durumlar varsa şimdi bunlara belki biraz daha odaklanmanız gerekecek. Yani işte bir diyete başlayabilirsiniz, bir tedaviye başlayabilirsiniz. Uzun süredir ihmal ettiğiniz sağlık kontrollerini, check-up'ları yaptırabilirsiniz. Doğru kişilere ulaşmanız, sorunları çözebilmek için doğru tedaviler bulmanız mümkün görünüyor. Evcil hayvanlarınız, onların sağlıkları ve düzenleriyle ilgili konularınız olabilir. İşte zararlı alışkanlıklarınızı fark edip bırakabilirsiniz. Yaşam kalitenizi arttırabilirsiniz. Sağlığınızı güçlendirebilirsiniz. Bu dolunay aslında bir şifa dolunayı gibi çalışabilir sizin için. Hayatınızdaki, özellikle başta sağlık olmak üzere, iş veriminiz, çalışma düzeniniz ve genel hayatınızın rutinleriyle ilgili alanlarda düzenlemeler yapmanız için size önemli farkındalıklar getirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda 5 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha güçlü çalışabilir. Dolunay sırasında Venüs ve Mars Kova burcunda olacak. Venüs ve Mars'tan güzel açılar alıyorsunuz. Bu dönemde aslında hayat, özellikle ilişkilerde, aşk hayatınızda, sosyal konularda daha hareketli, daha yaratıcı, heyecanlı olduğunuz bir dönemdesiniz. Aşkla ilgili şanslarınız olabilir, destekleriniz olabilir. Kişisel girişim ve yaratıcılık alanlarında da daha aktif olabilirsiniz bu dönemde. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Başak burcundaki dolunay 11. evinizde meydana gelecek. Burası hedefleriniz, gelecek planlamalarınızla ilgili ve dolunaylar bir sonuç getirdiğine göre uzun süredir istediğiniz, hayal ettiğiniz bir konu netleşebilir bu dolunayda. Geçtiğimiz Eylül ayında başlamış bir konu da olabilir. Ocak ayında başlamış bir girişiminiz de olabilir. Burada bir içinde bulunduğunuz şartların netleşmesi, sonuca odaklanmanız mümkün. Bir projeyi de bitirebilirsiniz. Bir iş projesini bitirmeniz, bunun karşılığında da maddi manevi ödüller almanız, elinize bir para geçmesi ya da bir şekilde bir başarıyla ödüllendirilmeniz mümkün görünüyor. Sosyal hayatınızda önemli etkiler olabilir. Daha fazla sosyalleşebileceğiniz ve arkadaş çevrenizle ilgili alanlarda da hareketliliğin artabileceği bir dönem. Arkadaşlardan destek alabilirsiniz bu dönemde sevgili akrepler. Özellikle ilişki evinizde zaten Jüpiter geçişi olduğu için bir grup içerisinde, bir ekip çalışmasında her türlü ilişkiler, işbirlikleri, ortaklıklar gibi konularda teklifler alabilirsiniz, davetler alabilirsiniz. Güzel ortamlara girebilirsiniz, ama uzun vadeli bazı işbirlikleri ve ilişkiler içinde daha şanslı olduğunuz bir süreçte olduğunuzu da söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bu dolunaydan çok daha şanslı, güzel etkiler alabilirsiniz. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Başak burcundaki dolunay sizin haritanızın en tepesinde, kariyer alanınızda, toplumdaki statünüz, geleceğinizle ilgili hedefleriniz bu alanda parlayacak tabii ki çok güçlü bir dolunay sizin adınıza. Özellikle geçtiğimiz Eylül ayında başlamış bazı işleriniz sonuçlanabilir. Kariyere odaklandığınız bir dönemdesiniz ve yaptığınız çalışmaların, harcadığınız emeklerin karşılığını alabilirsiniz. İş arayan yaylar belki bir işe girecekler, çalışmaya başlayacaklar. Şu sıralarda Jüpiter'in de iş ve mesleki konularda size destek vermesi önemli görünüyor. Düzenli bir işe başlamanız, kariyerinizde önemli adımlar atmanız, sorumluluklar almanız mümkün. Tabii ki bu görev değişimleri, ünvan değişimleri, belki bu anlamda statünüzde olabilecek bazı gelişmeleri de gösteriyor. Yer değişimleri de olabilir, atamalar olabilir. Mesleki konular önemli görünüyor. Toplumsal statü deyince İşle beraber bazen evlilik gibi konular, işte çocuklarla ilgili konular, ebeveyn olmak, evlenmek, ayrılmak, işbirliği içinde olmak, bunlar da etkili olabilir genel itibariyle. Aileniz, aile büyükleriniz, ebeveynlerinizle de ilgili bazı hassasiyetleriniz olabilir. Çünkü şu sıralarda Satürn 4. evinizde, bu sırada Güneş'le birleşiyor. Ailenizin, ebeveynlerinizin size ihtiyacı olabilir. Onların bazı sorunları olabilir. Bunları çözebilecek gerekli destekleri de alabilirsiniz. Gerekli yardımları da alabilir. Problemleri dolunayla birlikte rahatlıkla çözebilirsiniz sevgili yaylar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, Başak burcundaki dolunay 9. evinizde parlayacak. Jüpiter'den olumlu bir açısı var bu dolunayın. Satürn 3. evinizde. Yaşamınızda sizinle ilgili veya çocuklarınızla ilgili eğitim ve özellikle akademik konular gündeminizde olabilir. İşte bir sınava girmeniz gerekebilir, bir eğitimle ilgili bir işiniz vardır. Buralarda sonuç alabilirsiniz, tamamlayabilirsiniz. Eylül'de başlamış bazı konular varsa bunlar bir artık tamamlanma aşamasına da gelebilir. Bununla birlikte yurt dışı konular, uluslararası işleriniz, işte vize, pasaport, yurt dışında oturum ve benzeri konularda bazı yasal işleriniz, görüşmeleriniz, beklentileriniz olabilir. Seyahatlere çıkabileceğiniz bir dönemdesiniz. Sevdiğiniz kişilerle keyifli bir tatile, bir seyahate çıkabilirsiniz ki bunların uzun mesafeler olması da mümkün görünüyor sevgili oğlaklar. Birçoklarınız için bu dönem akademik çalışmalar, hukuksal işler, medya, özellikle sosyal medya, internet üzerinde yapılacak girişimler, eğitimle ilgili girişimlerde çok destekleyici, çok şanslı olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa çok daha önemli ve güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Başak burcundaki dolunay 8. evinizde aydınlanıyor. Satürn 2. evinizde. Bu dolunayın ana teması aslında sizin için para ve finans konuları, kaynaklarınız, gelir gider dengeniz, borçlanma konuları, eşinizin gelirleri giderleri, belki hisseli paralar ve ortaklı iş ve girişimlerinizle ilgili alanlarda netleşmeler olabilir. Bir süredir, birkaç haftadır ve belki biraz daha orta vadede Eylül ayından bu yana devam etmekte olan bir konunuzun gündeme gelmesi ve bir şekilde artık dönüşmesi mümkün görünüyor. Bir borç konunuz varsa örneğin, hani bunu ödemek, yapılandırmak gibi bir işiniz olabilir. Vergi, sigorta, emeklilik gibi bir konunuz netleşebilir. Eşinizin gelirleri giderleri gibi bir konu ya da bir evlilikle, ayrılıkla bağlantılı olarak işte tazminat, nafaka konuları, miras gibi konular, hisseli paralar, paylaşımlar. Buralarda bu dolunay içinde bulunduğunuz şartları açığa çıkarırken sorunları çözmek için de açılımlar getirebilir. Jüpiter'in 4. evinizde olması size maddi manevi bir güven veriyor aslında. Yani parasal konuda bir sorununuz var, bir eksiklik, yetersizlik hissediyorsunuz. İşte bir borcunuz var ya da bir ev almak istiyorsunuz, yatırım yapmak istiyorsunuz, paraya ihtiyacınız var, bir kredi isteğiniz var. Bu dolunayla ilgili bu konular netleşirken eksiklerin fark edilmesi ve bunları çözmek adına da önemli detaylar daha fazla gündeme gelecek ve gerekli çözüm yollarında bulabilirsiniz sevgili kovalar. Bazılarınız özellikle ev alma konularında gerçekten şanslı, ama size ait bazı mülklerin yapılandırılması, satılması, kiralanması ve buradan parasal gelir elde etmeniz ve bunun gibi hani daha uzun vadeli parasal yapılandırmalarınız için de dolunayın çok belirleyici etkiler getirmesini bekleyebiliriz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda 5 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa dolunayın etkileri artabilir. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Başak burcundaki dolunay tabii ki sizin için de çok önemli. Çünkü tam karşıt burcunuzda. Şu sıralar Güneş sizin burcunuzda, Satürn'le birleşmiş durumda. Bu dolunay biraz melankolik ve karamsar etkiler getirebilir ama çok fazla lütfen buna kapılmayın. Jüpiter'in olumlu bir etkisi var. İyimser düşünceler, geleceğe dair umutlu beklentileriniz bu melankolik ve karamsar havayı dağıtacaktır. Satürn'ün etkisi daha orta ve uzun vadeli olarak hayatınızda tabii ki sorumlulukların baskısını arttırıyor. Bu da sizi biraz kendinizi maddi manevi kısıtlanmış hissettiriyor, yorgun hissediyorsunuz. Daha hayatın daha karamsar olabileceğiniz bir süreçtesiniz. Zorluklar biraz öne çıkıyor. Ama bu dolunay belki yaşamınızda bir düzen kurmak adına, ilişkilerinizle ilgili bir şeylerin netleşmesi adına çok önemli. Önemli teklifler alabilirsiniz bu dolunayda. Yeni tanışmalar da olabilir. Evlilik kararlarınız olabilir. Sorunlu ilişkilerinizi çözmek için de bir ayrılık da bir yöntem olabilir tabii ki. İşbirlikleri, ortaklıklar ve benzeri konularda da önemli adımlar söz konusu olabilir. Jüpiter 3. evinizde eşinizle, partnerinizle bir şeyleri konuşup anlaşmanız, bazı sorunları çözmeniz için güzel bir dönem. Yine önemli teklifler alabilir. Hani yasal bazı kararlar verebilir, anlaşmalar, sözleşmeler de yapabilirsiniz yaşamınızda. Herhangi bir iş ilişkisi olabilir, hizmete aldığınız kişi ve kurumlarla bağlantılı. Hani bir avukat, danışman, muhasebeci ve benzeri hayatınızda hizmet aldığınız kişilerle de ilgili burada bir ihtiyaç varsa, arayışınız varsa artık bir sonuç alabileceğiniz, netleşebileceğiniz bir dönemdesiniz. Tabii ki dolunay ve yakınlarında gerek siz gerek eşinizin ruhsal, bedensel anlamda biraz hassasiyeti artabilir. Genel sağlığınıza, kişisel bakımınıza da dikkat etmekte, ihmal etmemekte fayda var. Bu dolunay aynı zamanda sağlık ve şifa dolunayı. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa dolunayın sizin için etkileri çok daha güçlü olabilir.